8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 191 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları Sayfa 191 Tüketiciler, kendi besinlerini üretemedikleri için başka canlılar ile beslenir. Tüketici canlıların ihtiyaç duydukları besin kaynakları farklılık gösterebilir. Koyun, inek, tavşan, görsel 6.4, zürafa gibi bitkilerle beslenen canlılar otçul canlılar olarak adlandırılır. Aslan, görsel 6.5, kaplan, yılan, baykuş gibi hayvanlarla beslenen canlılara ise etçil canlılar denir. Bazı canlılar ise besin kaynağı olarak hem bitkileri hem de hayvanları kullandıkları için bu canlılara hem etçil hem de otçul canlılar adı verilir. Fare, ayı, görsel 6.6, insan hem etçil hem de otçul canlılara örnek olarak verilebilir. Ayrıştırıcılar ölü bitki ve hayvanların atıklarını ayrıştırarak bunların toprağa karışmasını sağlar. Bazı bakteriler ve mantar türleri, görsel 6.7, ayrıştırıcı canlılara örnektir. Ayrıştırıcıların ölü organizmaları parçalaması sonucu açığa çıkan mineraller üretici canlılar tarafından kullanılır. Doğada birbiriyle beslenen canlılar arasındaki beslenme ilişkisi besin zinciriyle gösterilir. Besin zincirinde okun ucu, okun başladığı canlıyla beslenen canlıyı gösterir. Örneğin görsel 6.8'deki besin zincirinde tilki, tavşan ile beslenir. Görsele göre tilki hangi canlının besinidir? Cevap, görsele göre tilki 3. dereceden tüketici olan kartalın besinidir. Bir besin zincirinde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar bulunur. Kendi besinlerini ürettikleri için besin zincirinin ilk basamağında üretici canlılar yer alır. Daha sonra sırasıyla 1,2 ve 3. dereceden tüketici canlılar bulunur. Ayrıştırıcılar ise besin zincirindeki tüm canlılar ile ilişkili olduğundan besin zincirinin her basamağında yer alır. Besin zincirinde bir canlının sayısının azalması veya artması zincirdeki diğer canlıların sayısını etkiler. Örneğin görsel 6.8'deki besin zincirinde tavşanla beslenen tilkinin sayısının artması tavşan sayısının azalmasına, tilkiyle beslenen kartal sayısının artmasına neden olur. Bu durumda besin zincirinde marulun sayısında nasıl bir değişim olur? Cevap, tavşan sayısının azalması, tilki sayısının artmasına yol açar, bu da kartal sayısının artmasına sebep olur. Bu durumda besin zincirinde marulun sayısı artabilir, çünkü daha fazla tilki ve kartal, tavşanları avlayarak tavşan popülasyonunun azalmasına katkıda bulunur ve bu, marulların zarar görme olasılığını azaltır. 8. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.